Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Batman'dan seslenmekteyiz. Çağlayan Kardeşler Otolastik firmasının konu olduk. Yanımızda firmanın yönetim kurulu üyesinden Sayın Mehmet Çağlayan bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz de iyisiniz. Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Burada verilen hizmetlerinize, tercih edilme sebeplerinize ve Çağlayan Kardeşler Otolastik olarak firmanın anlatımına geçeceğiz. Ancak öncelikle ben ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimizi sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Mehmet Çağlayan kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Mehmet Çağlayan, biz bu sektörde lastik işini babadan kalma ikinci kuşak olaraktan devam ettiriyoruz. Sene 1995 yılında kaplama sektöründe başladık. Daha önce otolastik tamir üzerinde çalışmamız vardı. Evet. 95 yılından sonra kaplama sektörüne girdik. Çok şükür şu anda da devam ediyoruz. Sıcak kaplamayla başladık. Evet. 98 yılında soğuk kaplamaya geçiş yaptık. Şu an hem soğuk hem sıcak kamyon ve iş makinesi üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Evet, bunun yanında da yeni binek otolastikleri, tabii bunun yanında da yeni bayilikler var. Laz, Sabiriston. Evet. Ağırlıklı. Continental olsun. Bunların bayiliklerini burada üstleniyorsunuz. Evet, doğrudur. Servis hizmetlerimiz mevcut. Hem binek, hem kamyon, iş makinesi, traktör olur. Evet. Yani A'dan Z'ye bütün lastiklerle alakalı hizmetleri buradan veriyorsunuz diyebiliriz. Evet. Şimdi biraz bizlere Çağlayan Kardeşler Otolastik firmasını anlatır mısınız? Genel olarak yapmış olduğunuz işler, hizmetler nelerdir? Bizim Türkiye geneli her tarafa hizmet götürüyoruz. Raporlama çalışmalarımız var. Evet. Yani firma fark etmiyor. Nerede olsa Türkiye'nin her bir yanında o hizmeti götürebiliyoruz. Evet. Tabii bu Brisa'nın verdiği desteklerden dolayı bütün bayi ağları birleşik olduğu için franchise sistem olduğu için her yere hizmet getirebiliyoruz. Evet. Örnek İstanbul'da bir filomuz olsa oradaki bayi ile iletişime geçip bu filomuz var. Burada bu hizmeti yapabilir miyiz? Arkadaşlar da sağ olsun o konuda yardımcı ve destekleri var. Evet. İşi bu şekilde yürütebiliyoruz. Rahat bir şekilde. Evet. Şimdi kaplama yapıyorsunuz ağırlıklı olarak. Doğru. Burada bir atölyeniz, bir fabrikanız bulunmakta. Evet. Özellikle iş makineleri ya da büyük hacimli lastikleri yani kamyon ya da tır lastikleri diye adlandırdığımız bu hacimli lastikleri burada soğuklu sıcak kaplama olarak hizmet veriyorsunuz. Kaplama nedir? Bu sıcak ve soğuk kaplama arasındaki fark nedir? Biraz bundan bahseder misiniz? Sıcak kaplamadan başlarsak, sıcak kaplama ham madde olarak kavucuğu gelir. Pişirmesi farklı olur. Evet. Soğukla şeyin sıcak arası. Ham madde gelir. Biz burada lastik işlemini yapıyoruz. Yaptıktan sonra bunu kalıplara atıp kalıplarda belirli bir sıcaklık bir derecede pişiyor bu lastik. Evet. Ondan sonra tamamlanmış bir duruma geliyor. Soğuk sırt ise hazır gelir kavucuk. Sadece burada yapıştırma özelliğini kullanıp tekrar aynı farklı yapılış şekillerinde kazanlarda pişirilip tekrar orada çıkıp burada bölgesel olarak da hazır yerlerine bırakılıp sonra dağıtıma çıkarır lastikler. Evet. Peki şimdi bu eski lastikler burada kaplama yapılıyor. Peki bu yeni lastikle şimdi eski lastik arasındaki bir performans farkı oluyor mu? Nasıl daha sonrasında kullanılmaya başladığı zaman işlev nasıl oluyor? Eski lastikler şimdi gövde sağlam olduktan sonra bu yeni lastiğin performansını bile hani çalışma alanlarına göre değişir bir şekilde o farkı yakalayabiliyoruz. Evet. Yani belirli bir çalışma şartlarına daha az kilometre veya belirli çalışma alanlar sahalarında da aynı kilometre yeniyle aynı performansı yakalayabiliyoruz. Evet. Yani performans olarak
pek bir şey değişmiyor. Aynı performansı burada kaplama yapıldıktan sonra da aynı performansı alıyor yani. Yeni lastikle aynı performansı alıyor. Ekonomi olarak da %50 belki %50 civarında fiyat farkı oluyor. Fiyat farkı da oluyor. Yeni alacakları lastikle kaplama arasında da bu şekilde de ekonomik olarak da kârda olmuş oluyorlar diyebiliriz. Doğru. Şimdi çok farklı bir sektör. Çok değişik bir sektöre inanın. Hani bu hizmeti verirken öncelikle dikkat etmiş olduğunuz kriterler, unsurlar nelerdir, neleri göz önünde bulunduruyorsunuz bu hizmeti verirken? Şimdi iş güvenliğine çok önem veriyoruz bu ilk sırada. Evet, çünkü çok riskli ağır iş, riskli evet, bir, ağır iş. Bir iş. Özellikle biz bunları dikkate alırız ilk öncesinde. Daha sonrasında zaten bu şeyler uygulandıktan sonra her şey akışında yürüyor. Evet. Önemli olan iş güvenliği. İş güvenliği olan, önemli olan. Evet. Sırada bu önemli olan. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Belki bölgesel olarak lastik kaplama işinde teksiniz. Evet. Ancak tabii ki genele baktığımız zaman da yalnız diyesiniz ki sizin gibi bu hizmeti veren birçok firma varken tabii neden yani özellikle insanlar Çağlayan Kardeşler Otolastiği tercih etmeli? Çağlayan Kardeşler olarak niye tercih ediliyor? Bir güven söz konusu ortada ilk öncesinde. Evet. Ondan sonra kalite. Referanslar. Referanslar. Ondan sonra iyi hizmet. Evet. Yani ilk başlarda gelen bunlar. Evet. O yüzden bunları sağladığın zaman zaten bölgede iyi tercih olarak söz edilirsin. Tercih edilirsin devam yani. Ettirebilirsiniz. Biz havucuk sektöründe Bandak'la başladık soğuk kaplamada. Hı-hı. 98 yılında. Çok şükür Bandak'tan da memnunuz. Evet. Bu ana kadar herhangi bir şikayetimiz, bir problemimiz de olmadığı için ve bunu müşteriye zaten yansıttık. Evet. Müşteri de o yüzden tercihi bizden yana kullanıyor yani markamızdan dolayı. Evet. Yani markada sattığı ürünün ya da sizin arkanızda durması tercih edilme sebeplerinizin belki tabii en büyük faktörü tabii diyebiliriz. Evet. Şimdi efendim bir aile işletmesi burası. Evet. Çok uzun yıllardır 1995 yılından beri sektörün içerisindesiniz. Yani 20 yıl aşkın bir süredir bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Ve vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetle de şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Siz de bir yönetim kurulu üyesi olarak, bir genç girişimci olarak önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki yıllara bakarsak, şimdi biz burada şeylerimizi arttırmayı düşünüyoruz. Üretim kapasiteyi arttırmak istiyoruz. O yüzden belirli birkaç projemiz, çalışmamız var. Hı hı. 2018 yılında inşallah hayata geçirmiş olacağız. İnşallah. Bunu geçirmiş olursak tabii bölgede daha iyi hitap edeceğimizi düşünüyoruz. Evet. Yani hem müşteri memnuniyetinden dolayı hem de iyi hizmet götürmekten dolayı. Evet. Bakalım artık. Evet. İnşallah olacak. Kapasiteyi artırıp daha çok insana hizmet vermek gibi projeniz var. Doğrudur. Ancak evet, tabii ki işletmeyi genişletirken bugünkü vermiş olduğunuz bu ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden işletmeyi genişletip bu işi devam ettirebilmek, sürdürebilmek bu noktada çok çok önemli. Evet. Mehmet Bey, son olarak sektörünüzle ilgili ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Nelere dikkat etmeliler? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz kısaca? Öncelikle bize hizmet eden bütün müşterilerimize, bize destekte bulunan ve bize gelen bütün arkadaş ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kaplama sektörü bildiğimiz öyle basit bir iş değil. Kesinlikle. O yüzden biraz daha bu işi profesyonel yapan profesyonel, sizin gibi firmalarla çalışsınlar. Evet, kalite, dürüstlük, bunlar ön safta bulunması gerekiyor. Evet. Bunlara güven olduktan sonra zaten işler daha iyi olur diye şey yapıyorum. Evet, daha iyi olacaktır muhakkak. Evet. Ucuz gördükleri yerlere yeltenmesinler. Çünkü ulaşımda olsun, iş sahalarında olsun dört tekerlek üzerinde tabii bu işlemler yapılıyor. Evet. O yüzden de çok hassas bir sektör. Tanıdıkları, bildikleri gerçekten uzun yıllardır bu sektörün içerisinde gerçekten başarılı çalışmalar yapmış sizin gibi firmalardan yardım destek alarak bu işlemleri yaptırsınlar diye
Müsaade ederseniz ben de buradan kısa bir davette bulunmak istiyorum sizinle evet. alakalı. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesi Batman'da bulunan yeni sanayi sitesinde Çağlayan Kardeşler Otolastik firmasına ben de buradan davette bulunmuş olayım. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınıza devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun Mehmet Bey. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun. Sağ olun size. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz Timuz ile devam edecek. Sizlere Batman'dan ve sektörün en iyisi Çağlayan Kardeşler Otolastik firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.